Sadece kırmızı kart yedikten ilk yarı bitene kadarki bölümde Bate biraz daha topa sahipti. Evet, bizim için iyi maç oldu. 10 kişi kaldıktan sonra bile oyun anlayışımızdan, işte tempomuzdan, cesur oyunumuzdan geri adım atmadık. Ve bu oyunu da 3 golle süslemeyi bildik. Evet, tabii 2 maçlık bunlar eşleşmeler. İlk bölümünü ciddi bir avantajla bitirmiş olduk. Artık bu noktadan sonra ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız yarın itibariyle. Dediğim gibi konferans ligi grupları uzun bir yol. 3 rakibi elememiz gerekiyor. Ve haftaya da turu geçebilecek bir skor alıp ikinci rakibimize konsantre olmak istiyoruz. Evet. Yani isim isim ayırmak istemiyorum çünkü ne zaman isimleri saysam mutlaka unuttuklarım oluyor. Bu da sanki bazı oyuncuları diğerlerini çok önüne koymuş gibi bir durumu işaret ediyor. Genel manada bugün eski ve yeni ayırmadan bütün oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Çünkü sonuç olarak bizim ilk resmi maçımızdı. Evet, ritimli bir takıma karşı oynayacaktık. Ama bizim de avantajımız bir futbol ezberimiz var. Özellikle bu sahada oynayabildiğimiz. Ve bunu sahaya yansıttığımız zaman belki çok büyük enerji harcamadan maçları kendi lehimize çevirebiliyoruz. Çünkü sistem işliyor. Yeni transferlerden de memnunum. Bazıları dediğiniz gibi 90 dakika şans buldu. Diğerleri oyuna sonradan dahil oldu. Hepsi elinden geleni yaptı. Bir dahaki maça, ikinci maça belki bazı değişikliklerle yine başlayacağız. Belki hepsini birden dahil etmedik. Ama zaten siz de biliyorsunuz işleyen bir sistemimiz ve iyi bir takımımız var. Sadece buradan Abdülkerim eksildi. Bunu da hemen bir tarafa koymak doğru değil. Ama mutlaka transferlerde bize güç katacak. Onlardan da yararlanacağız. Şu anda eskiler, yeniler bugün için iyi bir başlangıç yaptılar. Evet. Ya rakip de aslında daha önce izlediğimiz maçlarda çok net bir oyun ezberleri var. Kendiliklerinde uyguladıkları dominant bir oyunları var. Ama açıkçası bugün biz daha iyiydik. Tabii ki hep ciddi olmak lazım. Aynı performansı bir sonraki maçta da göstermek lazım. Çünkü futbol bir momentum oyunu. Rakibe bıraktığınız zaman bu sefer onlar sizi zor durumda bırakabilir. Mutlaka sonuç olarak 3 farklı dezavantajları var. Mutlaka bir reaksiyon göstermek isteyeceklerdir. Bize düşen de burada ciddiyetimizi koruyup kendi oyunumuzu, mücadelemizi sahaya yansıtmaya devam etmek.